Bismillah, innel hamdelillah, ve salaten ve selamen ala rasulillah, ve etimmul hacce vel umrate lillah. Ateşten kurtulan Hazreti İbrahim'ce, günah alevinden kurtulmak için, inni zahibun ila rabbi seyehdin, ben Rabbime gidiyorum diyerek, ibadet yolculuğuna koyulan, ey Rahman'ın misafirleri, ey Allah'a kavuşma sevdalıları, ey ibadet göçüne hazırlanan hac yolcuları. Rabbim hacınızı mebrur, sayınızı meşkur, zembinizi mağfur, dualarınızı makbul eylesin. Gözünüz Beytullah'ta, gönlünüz daim sahibinde bulunsun. Nazargâh-ı ilahi kalbinizle Beytullah karşı karşıya bulunsun. Kâbe'ye olan yakınlığınız, Rabbinize olan yakınlığınızı artırsın. Kulluk kampınız bereketli, derdiniz ilahi emirleri yerine getirmek olsun. Şeytan şu mübarek yolculuğunuzu sıradanlaştırmasın. Salimen, ganimen gide, nasipdar dönesiniz. Kardeşlik bilincine ere, tertemiz kalasınız inşallah. Kardeşler, hac ve umre, sembollerin, şiarların işaret ettiği anlamlarda saklıdır. Bunların arka planındaki mana boyutu anlaşılabildiğinde, ibadet şevkimiz artacak, ihlasımız çoğalacaktır. Hacın temelde üç farzı vardır. İhram, Arafat ve tavaf. Biz bu dersimizde, aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce, sizlere ihramı anlatmaya gayret edeceğiz. Hac bir gösteridir, bir kulluk, bir birlik, bir ümmet gösterisidir, bir diriliş seremonisidir. Gösteri mikatta başlar. Gösterilerin kendisine özel kostümleri vardır, değil mi? Mikat işte yasaklı alana girişi ifade eder. Sınırdan öte, İhramsız geçilmez denir. Öyle ya, rahmet ikliminin sağanak sağanak yağdığı merhamet sahillerine dünyalık elbise ile girilmez. Oralar kademeli koruma bölgeleridir. Sığ yerleri hil bölgeleri, derinleri haremdir. İhram da hac veya umre yapmak niyetiyle işte bu alandan geçen kardeşlerimize normal zamanlarda helal olan bazı davranışların ibadet tamamlanıncaya kadar yasak olmasını ifade eder. Kutsal bölgeye, zamana saygıyı belirtir. Değerli kardeşler, dünyalıklar, elbiselikler, bütün giysiler çıkarılarak işe başlanmalıdır. Mikatta elbiseler çıkarılır. Çünkü elbiselerimiz bazen kulluğumuzu da örter. İnsanlık binlerce uydurma maske altında yaratıldığı günden bugüne kendi benliğini yüceltmek, bir başka kardeşinden üstün olduğunu göstermek için birçok kılık kıyafet kullanmıştır. Kıymet ölçüsü olarak bildiğimiz her şey, servet, mal, makam, milliyet, cinsiyet, beşeri üstünlük olarak gördüğümüz her ne varsa, İşte bunlar aramızda ayrılığa neden olan suni sınırlar çizer. Biz değil ben kavramını ortaya çıkarır. Oysaki her birimiz Allah'ın yalnızca eşit kullarıyız. O halde bizi ben yapan her elbiseyi mikatta ardımızda bırakarak geçmeliyiz. Elbiselerimizle birlikte gönlümüze yük oluşturan tüm manevi ağırlıklarımızı da söküp atıvermeliyiz. Ruhumuza yük teşkil eden, içimize sıkıntı veren, gönlümüzü rahatsız eden her türlü manevi kiri, pası, tüm dünyalık kaygılarımızı, kırgınlıklarımızı, kızgınlıklarımızı, küslüklerimizi mikatta bırakıp ruhumuzu arındırmaya öyle geçmeliyiz. Üzerimize yalnızca Rahman'ın tamamen eşit kulları olduğumuzu gösterir İki ak, en sade elbise almalıyız.
iki parça kumaşa dolanmalı, birini omzumuza örtmeli, diğerini belimize sarmalıyız. Hiçbir özel şekil ve araç kullanmamalıyız. Renksiz, dikişsiz, rozetsiz, bayraksız bu elbise bizi dünyevi bütün güç ve imkanlardan soyutlamalı. Makam, mal, şan ve şöhretimizle değil, yalnız kulluğumuz ve acziyetimizle Rahman'ın huzuruna varmalıyız. Bilinmelidir ki ihram, dünyada kulun kendi kendini elleriyle kefenlemesidir. Maddenin ön plana çıktığı şu koskoca dünyada her şeyden arınarak iki parça sade kumaşla adanmış ve her şeyden arınmış olarak huzura varmaktır. İhram bize, dünyaya aldanma sakın, gidişin böyle olacak mesajını vermektedir. Kefen misali bembeyaz giysiler aslında birer ahiret elbisesidir. O mikat sahnesi var ya, tıpkı hüküm günü sanki bir diriliş senaryosu gibidir. İhramlı sanki mahşerde toplanma alanına yürümektedir. Artık orada ne malı vardır, ne mülkü, ne makamı vardır, ne mevki. Yanında yalnızca o zamana kadar işledikleri kalmıştır. İşte o bu haliyle, yalnız bir şekilde, tek başına, sadece Rabbine kul olduğunu artık daha rahat görmektedir. Mahşeri hatırlatan bu kalabalıkta, zengin fakir, şehirli köylü ayrımı artık yoktur. Benlik yıkılmış, bizlik, kulluk ortaya çıkmıştır. İhramlı bundan sonraki hayatında gerçek dirilişe daha iyi hazırlanma sözü verir kendi kendine. Allah yolunda olduğumuz gibi değil, olmamız gereken gibi olmaya işte orada karar verir. Velhasıl bedenler mikatta bırakılır, artık ruhlarla yürünür Kabe'ye. Bir ufuktan diğerine beyazlar seli akar. Herkes kendi kefenini kendisi giymiştir. Kimse tanınmaz. Ne isimler, ne ırklar, ne sosyal mevkiler vardır artık. Eşsiz bir birlik, eşsiz bir birlik havası hakimdir. İlk olarak herkes nasıl biriydiyse, şimdi yine herkes bir olmuştur. Birlikten ümmet olma şuuruna varıştır bu. Allah'ın birliğini ilan eden bir insan gösterisidir bu. Mikattan önceki hayata ait dünyevi sorunları hatırlatan her şey artık gerilerde kalmıştır. Nasıl namazda tahrime tekbirinden sonra dünya ile ilişkimizi koparıyorsak, burada da hayalini hatırlamaman için aynaya bile bakmaman gerekir. Geçici olarak benliğini unutman, süslenmemen gerekir. İşin, mevkin, sosyal sınıf ve ırkın sana bunları hatırlatan her şey unutulmalı. Yalnız bir şeyi hatırlamalısın. Sen Allah'ın yalnızca biricik kulusun. Evet, mikat, yasaklı alan demektir. Sınırdan geçtikten sonra sorumluluklar başlar. Evet, bu sorumlulukları, yasaklardaki sırrı da doğru okumak lazımdır. İhram, hac veya umre yapmak niyetiyle ihrama girenlere, normal zamanlarda helal olan bazı davranışların, ibadeti tamamlayıncaya kadar yasaklanmasını ifade eder demiştik. Kutsal bölge ve zamana saygıyı ifade eder. İhrama giren kişiye muhrim denir. Lekesiz bembeyaz ihram örtülerine bürünenler, onu kirletecek her türlü gösterişten, kibirden uzaklaşmalı elbet. Zinet ve servetiyle böbürlenmemeli elbet. Başkalarını kırmamalı, bütün müminleri eşit kardeşler olarak görmeli elbet. Değerli kardeşler, yasaklık yalnız insana özgü de değildir. Canlı cansız,
bütün mahlukata zarar vermeme bilincine yönelik bir uyarıdır bu. Hayvanlar, bitkiler ve hatta Allah'ın insana bahşettiği bütün tabiat aslında dokunulmaz bir sit alanıdır. Hiçbir kimseye, hiçbir şeye zarar vermeyeceksiniz. Hiçbir çiçeğe dokunmayacak, hiçbir otu koparmayacaksınız. Kuşu korkutmayacaksınız, canlıyı öldürmeyeceksiniz. Zarar vermeyene siz de zarar vermeyeceksiniz denilmek istenmektedir. Elbette mikat sınırları vardır. Bunlar ihrama giriş bölgeleridir. İhrama girilecek zamanı, mekanı gösterirler. Daha çok Mekke, Medine çevresi için kullanılan bu yasaklı alanın sınırları, Hazreti Peygamber Efendimiz'in bazı açıklama ve uygulamalarına dayanılarak tespit edilmiştir. Bu bölgelere harem isminin verilmesi de zararlılar dışındaki canlıların öldürülmesi, bitki örtüsüne zarar verilmesinin haram kılınmış olmasından kaynaklanıyor. Zaman olarak Şevval, Zilkade aylarıyla Zilhicce ayının ilk 10 gününde hac için ihrama girilebileceğini ifade ediyor. Umre'ye girmek isteyen, umre yapmak isteyen kardeşlerimiz ise yılın tamamında ihrama girebilirler. Mikat mekan olarak nereyi ifade eder dersek, Mekke ile çevresine harem deniliyor. Burayı kuşatan ikinci bölgeye de haremdeki yasakların buralarda kalkması sebebiyle Hil bölgesi, bunun dışında kalan yerlere de afak denilmiş. Harem bölgesinde oturanlar, hac için bulundukları yerlerden umre için Hil bölgesine çıkarak ihrama giriyorlar. Hil bölgesinde oturanlar ise hac ve umre için bulundukları yerlerden ihrama giriyorlar. Biz afak bölgesinde kalanlar ise kendileri için belirlenen mikat yerlerinden ihrama giriyorlar. Mikatta ihrama girilmesi Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre vaciptir. Mekke ve harem bölgesine hac için ihramsız girenlerin mikat sınırlarına yeniden dönerek oradan yeniden ihrama girmeleri gerekiyor. Afakilerin ihrama gireceği yerler, söylediğimiz gibi Hazreti Peygamber'in sözlerinden alınarak 5 temel nokta belirlenmiştir. Evet değerli kardeşler, öncelikle Medine'ye gitmiş iseniz uçağa ihramsız binmişsiniz demektir. Peki Kabe'ye gelirken ne yapacaksınız? Zulhuleyfe'de ihrama gireceksiniz. Zulhuleyfe günümüzde Abar-ı Ali, Ebyar-ı Ali diye bilinen Mescid-i Nebevi'den yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta Medine'nin güneybatı sınırındaki mescidi ifade ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'in bir dönem bu bölgede bir su kuyusunun olduğu söyleniyor. Medine-i Münevvere'nin banliyosu olarak kabul ediliyor. İşte burası birinci hudut olan Hil bölgesinin başladığı alan. Medine'den Kabe'ye geliyorsanız büyük ihtimalle ihramlarınızı otelinizde giymiş olacaksınız. Zülhuleyfe Mescidine gelip orada tekbir getirecek, niyet edecek, telbiyeyi bağıracaksınız. Zülhuleyfe günümüzde Abar-ı Ali, Ebyar-ı Ali diye bilinen bir mescidi ifade ediyor. Mescid-i Nebevi'den uzaklığı yaklaşık 11 kilometre. Medine'nin güneybatı sınırında bulunuyor. Hazreti Ali Efendimiz'in bir dönem bu bölgede su kuyusunun olduğu düşünülüyor. Medine-i Münevvere'nin aslında banliyosu. Buradan sonra birinci hudut olan Hil bölgesi başlıyor. Medine yönünden gelenlerin ihrama gireceği Zülhuleyfe, Mekke'ye en uzak mikat. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı için buradan ihrama girmiş. İkinci olarak Cuhfe. Kızıldeniz sahiline 9 kilometre, Mekke'ye uzaklığı ise 187 kilometre mesafede bir köy. Eski devirlerde Şam bölgesinden gelenlerin ya da ülkemizden geçenlerin mikatı bu yer.
günümüzde biraz harap durumda. Bunun yerine birkaç kilometre ötesindeki Rabi şehri kullanılıyor. Evet, Türkiye'den, Lübnan'dan, Suriye'den, Ürdün'den, Filistin'den, Afrika ülkelerinden gelen insanlar buradan ihrama giriyorlar. Şunu da ifade edelim ki, ülkemizden Mekke'ye, Cidde'ye inecek olanlar evlerinden ihrama girecekler. Çünkü bu Rabi'nin üzerinden geçmiş olacağız. Bu mikat sınırını geçmeden niyet etmiş olacağız. Üçüncüsü zat-ı ırk. Karnul Menazil hizasında bulunan bu mevki Irak yönünden gelenlerin mikatı. Günümüzdeki adı Daribe. Dördüncü olarak Karnul Menazil var. Mekke'ye 94 kilometre uzaklıktaki bu yer günümüzde Seylül Kebir adıyla tanınıyor. Necid bölgesi başta olmak üzere Körfez ülkeleri, Irak, İran ve diğer doğu ülkelerinden gelen hacılar buradan ihrama giriyorlar. Son olarak Yelemlem bölgesi var. Mekke'ye 54 kilometre mesafede bulunan bu noktada Yemen'den, Suudi Arabistan'ın güneyinden gelen hacılar ihrama giriyorlar. Ayrıca Malezya, Endonezya, Çin ve Hindistan'dan deniz yoluyla gelen hacılar için de işte bu nokta kullanılıyor. Evet, mikatların Mekke'ye mesafeleri konusunda çok farklı rakamların verilmesi gündemde. Bu yerlerin mikat olarak belirlenmesi mutlaka o noktadan ihrama girileceği anlamına gelmiyor. Söz konusu mevkilerin hizasında herhangi bir yerden de ihrama girilebilmekte. Yeni yolların yapımıyla kilometrelerde bir takım değişiklikler oluyor. Hava yolu ile Cidde'ye gelenler ise geldikleri istikametteki mikatın hizasını geçmeden ihrama girmiş olmalılar. Evet, değerli kardeşler, bu nedenle biz daha çok ihrama evimizden giriyoruz. Duşumuzu aldıktan sonra, iki rekat ihram namazı kıldıktan sonra önce niyet ediyoruz. Üç tür niyetimiz var. Bütün bu özellikleriyle hac, hayatın merkezinde bir aylık kulluğa çekilmek, ömrün itikafına girmektir. Kul gündelik kıyafetlerinden sıyrılır, adeta kulluğa bürünür. Rabbi yürü der, yürür sevap. Dur der, durur sevap elde eder. Tıpkı yaşantımızda olduğu üzere. Yeter ki emre itaat edilsin. Giysilerin en sadesi ihram giyilerek en saf binanın etrafında bizi sembolik bir merkeze bağlar Kabe. Kara deliklerin yörüngesinde eriyen yıldızlar misali Kabe'nin büyüsüne kapılır döneriz kendimizi bulabilmek için. Elbet ihramın farzları da var. İhram yalnızca bir elbise değil. İhram Allah ile yapılan sözleşmenin simgesi. İhram bir karardır. İhram bir ikrardır. İhram bir niyettir. İhram bir telbiyedir. Bu ikrarın verdiği heyecanla dağlara, taşlara, vadilere, tepelere, her karşılaştığı topluluğa kararını haykırır hacı. Telbiye bu ikrarın sloganıdır. İhram, Hanefi mezhebine göre haccın müstakil farzları içerisinde haccın geçerli olma şartını oluşturmaktadır. Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre haccın rüknüdür. Haccın farzlarındandır yani. Hanefi mezhebine göre ihramın iki temel farzı vardır. Hani ihramı bağlamadan önce yapacağımız şey. 1. Niyet etmek. Büyük bir değişim ve dönüşümün başlangıcı olan mikata varılmadan önce niyet edilmelidir. Bu ihramla oluşa niyettir. Ayrılıktan birliğe niyettir. Bencillikten sorumluluğa niyettir. Benlikten kulluğa geçiş için bir niyettir. İhrama niyet etmek. Yapılmak istenen ibadetin umre veya hac olduğunu kalben belirlemek demektir. Bu belirlemenin dil ile ifade edilmesi ise müstehaptır. Değerli kardeşler,
ülkemizden hac için yola çıkanların çoğunluğu temettü haccına niyet eder. Bir kısmı da kıran haccına niyet etmektedir. Temettü haccı yapmak isteyenler öncelikle umre yapacakları için şöyle niyet ederler. Allahümme inni uridul umrate feyessirha li ve tekabbelha minni. Allah'ım, umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Onu benden kabul buyur diye niyet eder, telbiye getirirler. Umresini tamamladıktan sonra hacı ihramdan çıkar. Zilhicce'nin 8'inde yeniden hac için otelinde ihrama girer ve o defada şöyle niyet eder. Allahümme inni uridul hacce feyessirhu li ve tekabbelhu minni. Allah'ım, hac etmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur. Eğer kardeşimiz kıran haccına niyet etmişse, hem hac hem umreyi bir ihramla yapmak istiyor demektir. O zaman da şöyle niyet edecektir. Allahümme inni uridul hacce vel umrate feyessirhuma li ve tekabbelhuma minni. Allah'ım, hac ve umre yapmak istiyorum. Onları bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Evet, bundan sonra telbiye getirecektir. Niyetin akabinde telbiye getirilir. Gelin hep birlikte biz de haykıralım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Buyur Allah'ım, buyur. Davetine uydum, emrine boyun eğdim. Senin hiçbir ortağın yoktur. Davetine icabet ederek işte huzuruna geldim. Hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, telbiye getiren kişiye müjde verilir. Tekbir getiren kişiye de müjde verilir der. Ashab-ı kiram sorarlar, ya Resulallah, bu müjde cennet midir? Allah'ın elçisi, evet buyururlar. Başlangıçta yaptığımız duayla bu dersimizi tamamlayalım. Rabbim haccınızı mebrur eylesin, sayınızı meşgul eylesin, zembinizi mağfur eylesin, dualarınızı makbul eylesin. Nasip dar döne, tertemiz kalasınız duygu ve duasıyla.